Evet, eski İyi Partili vekillerden, isimlerden 27. dönem milletvekili Aytun Çıray şu anda karşımda. Sayın Çıray merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, yani kızım dediği Sevinç Ağlayan da artık istifa etti. Şimdi dün Koray Aydın'ın uzun bir açıklaması vardı. Oradaki bir cümle, İyi Parti neden kuruldu, neden kurulmadı bölümünde eleştirilerini dile getirerek diyor ki saraya giden yolun taşlarını döşemek için değil. Şimdi Akşener'in görüşmesi, sonrasında yönetimin tavrı. Sizce de şu anda saraya giden bir yol ve onun taşları mı döşeniyor ve buna Müsavat Dervişoğlu yönetimi de dahil mi? Ne oluyor İyi Parti'de? Bence İyi Parti, üzülerek söylüyorum, ben kurucu genel sekreteriyim ve Sayın Koray Aydın'la çok yakın çalıştık. Bu parti eğer seçime girip o dönemde grup kurabildiyse bunda emeği olan birkaç kişiden birisiyiz. 15 milletvekili operasyonları dahil olmak üzere. Dolayısıyla ilk girdiği seçimde %10'u yakalamış bir siyasi parti çok önemli bir siyasi partiydi ve hedefimiz merkezde makul Atatürk milliyetçisi, muhafazakar değerlere saygılı ama yatırımcı, demokrat bir parti kurmaktı. Ne yazık ki bu kurucu genel başkanın eliyle yok edildi. Tarihte belki böyle ilginç bir şey olacak. Kendi kurduğu partiyi yok eden bir genel başkan. Bunun ben 2023 seçimlerine girmeden önce bütün bunların bir kısmını söylemiştim. Evet. Ve o zaman adaylığı da kabul etmedim. Başka türlü yorumladılar. Yani yerini beğenmedi falan filan diye. Ama ne ayıp. Siz de takdir edersiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti, Türkiye'nin demokrasi mücadelesi için izin alarak gelip İyi Parti'ye destek olmuş, bir maceraya girmiş bir insan, eğer koltuk sevdalısı olsaydı asla böyle bir maceraya girmezdi. Bence artık İyi Parti üzerine çok konuşulmasına gerek yok diye düşünüyorum. Geçmişte kaldı. Türkiye önüne bakmalı. Bugün çok önemli hadiseler oldu. İyi Parti'nin hikayesi bitti mi sizce? Bence bitti. Üzülerek söylüyorum. Bitti. Yani ne olur çok muhafaza edilse, işte bu sistem yüzünden, içinden geçtiğimiz bu sistemin getirdiği önden mecburi ittifaklar yapılma meselesi var ya. Evet. Hani %1'e dahi gidip kapısına yalvaracaksınız Cumhurbaşkanı olmak için. Belki o anlamda bir şey ifade edebilir ama Türkiye yönetiminde asla bir rol olmayacak. Olamaz. Yani siz alıyorsunuz partiyi, her geçen gün bilerek ve isteyerek eritiyorsunuz. Bakın, bu bilerek ve isteyerek lafını çok altını çizerek söylüyorum. Düşünerek konuşuyorum. Şimdi bu o nedenle bence bugün niye mesela, bilerek ve isteyerek insan, hani, ya da işte siyasetçiler, yöneticiler kendi partilerini eritsin? Neden yani? Nedir oradaki sebep? Bakın, şimdi bazen tıpta bir şey vardır. Ben tıp doktoruyum, biliyorsunuz. Hastayı kaybettiğiniz zaman teşhis koyamamışsanız retrospektif olarak geriye doğru hastayı tekrar araştırırsınız ki bir daha aynı hatayı yapmayasınız. Geriye doğru baktığımda bence planlı, aşama aşama, ama planın belirginleştiği an bence 2020 İyi Parti kurultayıdır. O kurultayda ilk defa partinin asli kurucuların tasfiyesine başlandı ve adını sanı duymadığımız insanlar, yavaş yavaş ve siyasi deneyimi olmayan, devlet deneyimi olmayan insanlar partiye yer almaya başladı. O zaman ben bunların çoğunu söyledim. Yani 2019 yerel seçimler başarısı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeni bir strateji ortaya koydurdu. Bu stratejilerden birisi de İyi Parti'nin içine elini atmaktı. Ama şimdi daha da geriye gittiğimde, bunu ileride belki daha çok tartışabiliriz, burada size ilk defa söylüyorum, belki partinin kuruluş aşamasında bir defo vardı. Biz bunun hepsini sonradan fark ettik. Şimdilik bu aşamada bu konuda söyleyebileceğim bundan ibaret. Ama yazık edildi. Bakın, Türk sadece İyi Parti'ye zarar vermedi Sayın Akşener. Türkiye'de yeni bir merkez siyasi oluşumun kurulmasının önünde engel oluşturdu ve zaman kaybettirdi Türkiye'ye. Türkiye'de bugün 2023 seçimleri kaybedilmeseydi başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Neyse, olan oldu, geçmişte kaldı. Şimdi önümüze bakmak lazım. Bugün sizin de dikkatinizi çekmiş olabilir. Çok önemli gelişmeler oldu iç ve dış siyasette. Bunlardan bir tanesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cami çıkışında Suriye politikası ile ilgili yeni açıklamalarıydı.
Beşar Esad'ın yaptığı açıklama üzerine, yani Türkiye ile tekrar görüşebiliriz açıklaması üzerine, biz zaten eskiden ailece görüşüyorduk. Suriye'nin iç işlerine ulaşmak gibi bir niyetimiz de yok. Niye görüşmeyelim, niye barışmayalım dedi. Bu önemli, bunu bir yere koyalım. Doğrusu ben de Suriye ile barış olmasını, Suriye ile görüşülmesi gerektiğini savunanlardanım. Bu kısmını doğru buluyorum. Ancak Türkiye'ye muazzam bir servet, can ve mal kaybına mal olan bu Suriye politikasının bedelinin de hesabının da yine bu iktidar tarafından verilmesinin ve bu hesabın sorulmasının şart olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer tarafa bakıyorsunuz. Bugün elektriğe %40'a yakın zam geldi ama aynı anda ihracat rakamları, dış ticaret açığı rakamları normalleşmeye başladı. Ve gri listeden çıkacağımızı FAFT ilan etti. Şimdi buradan neye varmak istiyorum bütün bu söylediklerimden? İşte bu daha önce bir süre önce söylediğim normalleşme, yani Sayın Özgür Özel çok iyi niyetle bir barışçıl atak, bir siyaset atağı yapmaya çalıştı. Ancak tarif edilmemiş ve yeni sistemin kavramlarıyla anlamlandırılmamış bir normalleşme sürecinin bir işe yaramayacağı ve AKP tarafından da istismar edileceği, zaman kazanmak için kullanılacağı çok açıktı. Nitekim bana sorarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi o seçimlerindeki ilk Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı havanın, rüzgarın önünü azaltmış oldu. Ve kendisi zaman kazandı. Niye bu zamanı kazanmaya çalışıyor? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi 22 senede mahvettiği Türkiye ekonomisini bu 2 senelik zaman zarfında aldığı konvansiyonel tedbirlerle düzeltebileceğini umuyor. Bu 2-3 senelik zaman zarfında da CHP'li belediyelerin başarıları konusunda da haklı kuşku ortaya çıkacağını düşünüyor. Yani bütün bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Peki. Bu erken seçim meselelerini de yanlış tartışıldı kanaatliyim. Bunu zamanla onu da göreceğiz. Geçen gün Sayın Uğur Dündar'la yaptığım söyleşide de söyledim. Yani artık her kavram bu yeni rejimin kavramlarıyla tartışılmalı. Peki. Ve Türkiye'de Türk milleti yeniden seçeceği bir lider olacaksa, Türkiye'ye yeni bir cumhurbaşkanı atayacaksa, geçmişte olduğu gibi bakın 2022 senesinde Türkiye giderken 57. hükümetin ekonomik krizlerinden millet o kadar çok bıkmıştı ki kim olsa kim gelirse gelsin oy vereceğiz dediler. Esasen Tayyip Bey'e oy vermekten ziyade bir dönemi tasfiye etmeye çalıştılar ve Türkiye 22 yıl artı 50 yılını kaybetti. Şimdi adeta ne diyor Maliye Bakanı, enflasyonu diyor düzeltiyoruz. Cari açığı kapatıyoruz. Ya kim bozdu? İtiraf bu. Sen bozduklarını düzeltmeye çalışıyorsun. Evet, şimdi buradan şuraya gelmeye çalışıyorum. Muhalefetin tekrar derlenip toparlanması gerektiği kanaatindeyim. Bir araya gireyim tam işte, burada. Şimdi derleyip toplanması kanaatindeyim. Zaten